Evet, parametreye başlıyoruz. Parametrede güne ilişkin önemli gündem başlıklarını, ekonomiye dair neler olup neler bittiğini konuşacağız. Ekonomiye dair bazı notları konuşurken elbette hayatımıza dair, sosyal hayatımıza dair konuları da gündeme mümkün olduğu kadar getirmeye çalışıyoruz. Dün bir ekşi sözlükte girişler yapılmış, bir sayfa açılmıştı, birden çok sayfa açılmıştı. Bu dün yapılan, az önce de gazetelerden aktardığımız Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamanın ardından gelen bir durum. Öğretmenlerimiz çok yoruluyor ifadesini kullanmıştı Milli Eğitim Bakanı. Bunun ardından da ekşi sözlükte bir sayfa açılmış. Öğretmenlik kurumuna çeşitli hakaretler içeren bir sayfadan bahsediyoruz. Orada yapılan yorumlar da epeyce aslında çokmuş. Buna ilişkin bir haberimiz de var. Bu haberi izleyelim. Ardından da Ankara'yla bu konuyla birlikte başlayalım. Evet, Ercan Gürses Ankara'da bizleri bekliyor. Ercan, günaydın diyeyim sana ve hemen haberimize girelim. Haberin üzerine de Ankara'nın görüşleriyle birlikte devam edelim istiyoruz. Öğle saatlerinde yapılmıştı, bu başlık açılmıştı. Birçok entry var burada. Gün boyunca da yayında kaldığını bu aşamada söylemek mümkün. Öğretmenler uygunsuz benzetmeye tepki gösterdi. Twitter'da oluşturulan haddini bil ekşi sözlük hashtag'i kısa sürede en çok konuşulanlar listesine girdi. Gelen teklifler üzerine ekşi sözlükteki öğretmenleri hedef alan ve hakaret içeren başlık kapatıldı. Uzmanlar öğretmenliğe hakaretle gündeme gelen siteyi sadece bir örnek olarak kabul ediyor. Konu, moderasyonu belli olmayan mecraların yayıncılık yapabilmesi gibi görünüyor. Ekşi Teknoloji ve Bilişim Anonim Şirketi internet sitesindeki içeriklerden kendini sorumlu tutmuyor. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun çerçevesinde yer alan yer sağlayıcı sıfatıyla yayın yaptığını savunuyor Ekşi Sözlük. Ekşi Sözlük kullanım koşullarında azarlar tavrından oluşturulan içerikler herhangi bir ön incelemeye tabi olmaksızın ve doğrudan yazarlar tarafından yayına alındığı belirtilirken yasal sorumluluğun kendisinde olmadığını savunuyor. Ancak sitede moderatörler de bulunuyor hali hazırda. Ekşi Sözlük moderatörleri entry'leri silme, başlıkların isimlerini değiştirme ve veya başka bir başlıkla birleştirme, başlığı toptan silme ve veya yasaklama yetkilerine sahip. Ekşi Sözlük ve benzer sitenin hem editörlük yetkisini elinde bulundurması hem de yasal sorumluluğu almadan içeriğin telif hakkını elde etmesi hukukçulara göre birçok çelişkiyi de beraberinde getiriyor. Yaşanan son vakada da moderatörlerin silme yetkisine rağmen sayfanın gün boyu yayında kalması, ancak Twitter'da hashtag sonrası silinmesi yayın politikasına, nefret söylemlerine sempati olabildiğini düşündürüyor diyelim ve bunun üzerinden konuşmaya başlayalım Ercan. Ekşi Sözlük zaman zaman pek çok meslektaşımıza da problem yaratmış mecralardan bir tanesidir. Güzel yorumların da bulunduğu zamanlar oluyor. Çirkin saldırıların olduğu zamanlar da oluyor. Yani nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Şimdi yayında olduğumuz için ve RTÜK kaygısı da taşıdığım için tabii ki orada yazanları söyleyemiyorum ama yani nasıl olur da bir insan bir meslek grubuna ilişkin böyle nefret dolu, böyle kötü, kötü sözcüğünü çok özel bulurum ben. Kötü olmak çok farklı bir şeydir çünkü. Nasıl böyle kötü olabiliyor insanlar? Aklım almıyor. Mine, tekrar günaydın. Gerçekten sen biraz önce söyledin aslında söz arasında, dedin yani RTÜK kaygısından dolayı ben birçok şeyi söyleyemiyorum dedin. O, sen RTÜK kaygısından birçok şeyi söyleyemiyorsun ama orada herhangi bir kaygı yok. Biz platformu, servis sağlayıcıyız. Bir platform oluşturduk. Burada yazarlar var. Yani sözüm ona diyorum. Bir özgürlük platformu oluşturuyorlar. İnsanlar görüşlerini beyan ediyorlar. Orada bir yazar grubu var. Orada yazar olmak da o kadar zor bir şey değil. Yani bir nickname alıyorsunuz, kimliğinizi gizliyorsunuz ve yazar oluyorsunuz. Hakaret etme özgürlüğüne sahip oluyorsunuz. Her türlü karakter suikastı yapabiliyorsunuz. Yani öğretmenler bu işin son kurbanı olmuş ama
asıl bu işin kurbanı olan tekil bireysel şahıslar. Yani o öğretmenlere evet hakaret, çok büyük bir hakaret, ama sonuçta güçlü bir meslek grubu var karşınızda. O hakarete cevap verebilecek, sert bir karşılık verebilecek bir topluluk var. Çok iğrenç bir şey, onu söyleyelim, ama tek tek şahıslara yıllardır edilen hakaretler o ekşi sözlük vasıtasıyla, oradaki bazı yazarlar vasıtasıyla ve karakter suikastının hiçbir şekilde önüne geçilmedi. Bu kadar süre içerisinde. Düşünün, bir grup var ve bir platform var ve o platformun moderasyonunu yapan editörler ve moderatörler var. Yani onlar belli içerikleri yayından kaldırma yetkisine sahipler, kaldırma hakkına sahipler, ama o gün boyu, günler boyu bazen orada yayında kalabiliyor belli gruplara dönük hakaret içerikli mesajlar. Ve işin enteresan tarafı, biraz önce de söylediğim gibi, oradaki yazar olduğu belirtilen kişiler, sözüm ona yazarlar, isimlerini ve kimliklerini gizleyerek, belki kişisel husumetleri, belki bir grup husumetleri, belki de bir örgütün, illegal bir örgütün kendilerini kullanması vasıtasıyla bazı insanlara karakter suikastı yapıyorlar. Yani bunu 17-25 Aralık sürecinde gördük. Ondan sonraki süreçlerde gördük. 15 Temmuz sürecinde gördük ve bizzat ben de yaşadım. Yani açık açık söyleyeyim, 17-25 Aralık süreci içerisinde yaptığım bazı haber ve yayınlar nedeniyle orada çok ağır hakaretlere maruz kaldım. Bazılarının kaldırılmasını istedim. Bazılarını kaldırdılar ama günlerce yayında kaldı o içerikler ve hali hazırda oradan bize, meslektaşlarımıza, birçok kişiye de hakaret edilmeye devam ediliyor. Şimdi burada biraz önce sen söyledin, Rütük örneği var. Radyo ve televizyon üzerinde, yine gazeteler üzerinde belli başlı mekanizmalar var, denetim mekanizmaları var. Ama burada böylesi bir platformun kendisini savunduğu şöyle bir sözüm ona argüman var. Diyorlar ki biz özgürlük platformuyuz. Yani sonuçta yazarlar orada kendi özgür ifadelerini, tırnak içinde hakaretlerini de açık açık ifade edebilirler diyorlar. Oysa siz canlı yayında televizyonculuk yapıyorsanız, canlı yayında konuk ettiğiniz bir kişiden ya da yapılan bir platformda, yapılan bir programdaki konuşmalardan, dizilerdeki içeriklerden tamamen sorumlusunuz ve bunun sonucunda televizyonlara çok ağır cezalar gelmesi mümkün, ki geliyor da yani. Şöyle söyleyelim, gündüz kuşağında prime time kanallardaki özellikle kadınlara dönük olduğu belirtilen programlarda canlı yayınlar bile bazen 1-2 saniye gecikmeyle yapılıyor ki orada uygunsuz bazı içerikler söz konusu olabilir ve kesilebilir diye. Ve bu da gayet yani işlevsel oluyor, onu da söylemek lazım. Bu kadar dikkatle davranılıyor televizyonculukta, gazetecilikte, ama internet üzerinde bu ekşi sözlük denilen yer başta olmak üzere yine buna benzer bazı platformlarda açıkça hakaretler yapılmasına karşın burada bir sorumluluk olmadığı iddia ediliyor. Yani bu sadece ekşi sözlük için de geçerli değil. Zaman zaman Twitter'da da oldu. Biliyorsunuz Wikipedia denilen yayın organı diyelim, artık internet üzerinde yayın yapan bir platformda, biliyorsunuz Atatürk'e dönük hakaret içerikleri vardı. Türkiye bunları kaldırttıramadı ama yapılan başvurular sonucunda kalkmayınca da Türkiye'den bunun ulaşımına, erişimine izin verilmemesi gibi bir yöntem izlendi. Yine aynı şekilde Twitter üzerinden, başka platformlar üzerinden de kişisel anlamda, ülkeye dönük hakaret anlamında da yine bazı terör örgütlerinin maşalarının kullandığı bir argümanın orada çoğaltılması anlamında da önemli yayınlar yapıldığını ve bir karakter suikastı yapıldığını net bir şekilde görüyoruz. İnternet bu kadar başıboş bir alan olmamalı. Bir yandan bu başıboş alan olmamalı derken, yani oradaki belki kanuni bazı yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor, o ayrı, onu söyleyelim, ama ne yapalım yani, bu konuda biz de bir şey yapamayız. Bu platformu biz açtık ama içerisinde kullanıyorlar öğretmenlere, bugün öğretmenlere hakaret ediyorlar, yarın sana hakaret edecekler, öbür gün bana hakaret edecekler, ama ne yapalım, onlar söyleyebildiklerini söylerler diyemeyeceksiniz, dememeniz gerekiyor. Kaldı ki moderatörler var, editörler var, siz bu kadar tepkiye rağmen bu içerikleri burada yayında tutamazsınız demek gerekiyor. Bunun açık bir şekilde ortaya konması lazım. Şunu da söyleyeyim, yani gerçekten terör örgütleri de o platformları kullanıyor. Devletin de buna önlem alması şart diye düşünüyorum yine.
Aslında yani şu en son öğretmenler üzerinden konuşuyoruz. Bu da bir terör aslına bakarsan. İlla silahlı terör örgütü olmaya gerek yok ama dediğin gibi terör örgütleri, senin kastettiğin anlamdaki terör örgütleri de bu tip mecraları maalesef kullanıyorlar ve bu tip mecralarda kendilerini kullandırıyor. Sonrasında da işte özgürlükler üzerine konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İşte bir şey kapatıldığı ya da yasaklandığı zaman orada özgürlüğün yasaklandığını söylüyoruz ki bu görüşe %100 olarak katılıyorum ama maksadını aşan şekilde kullanılan noktalar da oluyor. Ve günün sonunda küfür etmek, hakaret etmek, bir kişiyi ya da meslek grubunu aşağılamak bir özgürlük olmanın çok dışında bir şey elbette. Şimdi ekşi sözlükten dönelim iç gündemimize. İç gündemde de tartışacağımız çok noktalar var. Şu S-400'lerle biraz başlayalım istiyorum iç gündeme. Çünkü S-400'ler tarafında herhangi bir erteleme olmayacağı söyleniyor. Rusya ile konuşuyoruz. Amerika tarafıyla iletişim içerisindeyiz. NATO'ya olmaz diyorlar. Olur diyoruz. Alacağız mı almayacağız mı? Eğer alırsak ne yapacağız? Hani çeşitli formüller ortaya kondu bununla ilgili. İşte formüllerden bir tanesi almaktan vazgeçmek olabilir. İşte ama Rusya ile başka iç içe geçmiş ilişkiler var. O ilişkiler nasıl yürütülecek ondan sonra sorusu gündemde. Bir başka seçenek belki işte alınacak ama kullanılmayacak olabilir. Alınacak ama üçüncü bir ülkeye satılacak olabilir. Bütün bunlar piyasa tarafında konuşuluyor ve piyasa tarafında bütün her senaryo fiyatlanıyor da. Ve sonuç itibariyle böyle bir şey yok arkadaşlar gibi bir açıklama geliyor. Sen o açıklamaların ayrıntılarını anlat ama piyasa bu açıklamaya şu anda inanmıyor. Piyasa bunu fiyatlıyor çünkü hala. Evet, gerçekten dün Dışişleri Bakanı da yaptı o açıklamayı yine. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir erteleme yok. Niye erteleyelim? S-400'ler zamanda gelecek dedi ama senin söylediğin o senaryoların hepsi konuşuluyor. Hem piyasalarda hem diplomatik cenahta da konuşuluyor. Bir arka kapı diplomasisi yürüyor mu Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bu konuda? Yürüyor. Onu net bir şekilde söyleyelim. Her ne kadar bu şey varsa da yani biz gerçekten bundan vazgeçmiyoruz. Hiçbir erteleme yok deniyorsa da bir yandan şu da ifade ediliyor. Bunun ifade edilmesi bile bir arka kapı diplomasisinin işareti. Yani biz komite kurulmasını istiyoruz Türkiye ile Amerika arasında. Komite kuralım. S-400'lerle F-35 uçaklarını beraber ele alalım. Belki bir formül buluruz. Belki başka bir şey buluruz. NATO sistemine uyumlu sağlamasını çalıştıracak ya da ona zarar vermeyecek, onun hilafına hareket etmeyecek bir duruma getirebiliriz şeklinde. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda cevap alınamadığı yönünde resmi bilgi var. Ama gayri resmi olarak neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bir yandan da Rusya ile İdlib'de gergin bir durum söz konusu. Yani her an gerilime müsait bir durum söz konusu. İdlib'de bir anlaşma var ve o anlaşmada pamuk ipliğine bağlı olarak götürülen bir anlaşma. Doğrusunu söylemek gerekirse yani İdlib'de Türkiye'nin o çatışmasızlık anlaşmasına Rusya ve İran'la vardığı mutabakat gereğince hem de Suriye'de rejim güçleri de var orada biliyorsunuz. O mutabakat gereğince o HTŞ'nin ve radikal grupların olduğu bölgede bir ateşkes söz konusuydu. Ama o ateşkes zaman zaman ihlal ediyor. Bazen de Rusya ve rejim güçlerinin çeşitli saldırıları oluyor. Acaba bu saldırıların da dönemsel olarak S-400'de yaşanan, arka kapı diplomasisinde yaşanan bazı gelişmelerden alınan bilgiler sonucunda mı olduğu gibi bir yorum var. Yani doğrudan söylemek gerekirse şu, Türkiye S-400 ile ilgili başka bir formül düşünürse, erteleme ya da almama gibi bir formül düşünürse, ki böyle bir şey yok şu anda resmi açıklamalarda, ama Rusya buna tepkisel anlamda İdlib mutabakatını bozmak ya da İdlib mutabakatına farklı bir adım atmak yönünde bir gayrete girebilir mi? Böyle bir şey de konuşuluyor. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii bir nokta şu, S-400'ler konusunda Temmuz'da ilk konuşlanma yapılacak. Şu an resmi görüş itibariyle bir farklı bir durum söz konusu değil. Yine aynı şekilde bu S-400'ü kullanacak, operasyonunda yer alacak kişilerin eğitimleri konusunda da Türkiye ve Rusya arasında anlaşma var. Önümüzdeki ay içerisinde bazı yetkililer, askeri yetkililer orada eğitime gidecekler. Bunda da bir aksama söz konusu değil. Ama bunun yanı sıra bir erteleme ya da Türkiye'nin içerisinde de olabilir. Türkiye'nin içerisinde farklı bir yere konuşlanması bunların söz konusu olabilir mi ki
kulislerden gelen bilgilerde şunlardan bahsediliyor. Türkiye'de NATO üsleri var, Amerika üsleri var, NATO üsleri var diyelim, İncirlik üssü var mesela. İncirlik üssünün menzil sahasının dışında farklı bir bölgeye yerleştirilebilir mi gelecek bu S-400'ler? Bunlar da konuşuluyor. Ama ne olacak, nasıl çözülecek? Türkiye'nin komite önerisi şunu gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Evet, S-400'leri aldık, evet son kararımız ama bu konuda konuşacak şeylerimiz bitmedi. Konuşabiliriz. Belki piyasada bunu fiyatlandırıyor, bunu bekliyor. Öyle düşünüyorum yine. Peki Ankara ve İstanbul'u koruyacak şekilde yerleştirilebileceğine dair de açıklamalar yapmıştı. Amerika gezisi sırasında Hulusi Akar, onu da bir not olarak hazır yeri gelmişken düşelim. İç siyasete geçelim. İç siyaset tarafında bir seçim gündemiyle karşı karşıyayız. Seçim 23 Haziran'da yapılıncaya kadar anladığım kadarıyla bunu konuşmaktan geri duramayacağız. Aslında konuşmamız gereken çok daha önemli konular, dönmemiz gereken çok daha ana başlıklar var. Ve fakat önümüzdeki bu başlığı önce bertaraf etmemiz, atlatmamız gerekiyor ki gerçekten dönüp yolumuza bakabilelim. Ne konuşuluyor siyaseten? Hangi noktadayız? Biraz daha bir yumuşama, bir ılımlı hava var mı? Bir nebze daha ılımlı hava var gibi görünüyor şu an itibariyle Mine, ama o ılımlı havanın nereye evrileceğini bilmiyoruz. Çünkü kampanyalar tam olarak, net olarak başlamadı. Tam olarak ne zaman başlayacak? Bayrama doğru, bayram süresi içerisinde başlayacak ve siyasetin merkezi de bir anlamda İstanbul'a kurulmuş olacak. Ankara'dan İstanbul'a. Şu anda tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara programları filan da söz konusu oluyor. Ama öyle bir İstanbul'a kurulacak ki o merkez, hem CHP'nin hem AK Parti'nin hem de ittifakın diğer ortakları İYİ Parti ve MHP'nin bütün yetkilileri, sadece İstanbul milletvekili ve teşkilatları değil, İstanbul'la ilgili teşkilatlar değil, yani bütün o örgütlerin tamamen orada konuşlanacağı bir ortam olacak. Çünkü AK Parti'nin şöyle bir planı var. Yani İstanbul'un bir kozmopolit bir yer olduğunu düşünüyor AK Parti, ki öyle. Oradaki vatandaş gruplarının İstanbulluluk bilincinden çok kendi orijinleriyle meşgul oldukları. Dolayısıyla mesela Sivas, Malatya, Konya, Adana gibi bölgesel milletvekili gruplarının oraya giderek kendilerine ait o İstanbul'daki bulunan, doğru bir tabir mi bilmiyorum ama, diasporadaki o memleketlilerini bir anlamda birebir markaja almaları gibi bir durum söz konusu AK Parti içerisinde. Bence taktiklerden birisi bu olacak. Diğer nokta da şu, tabii ki orada yapılacak bu girişimler içerisinde 1 milyon 700 bin oy vermediği tespit edilen ve AK Parti'nin kendi tespiti, tabii bu subjektif bir tespit, onu da söyleyelim, AK Parti'ye yakın kişilerin çoğunlukta olduğu küskün seçmen deniyor onlar için. Kendileri öyle söylüyorlar. Bunların da bir anlamda birebir markaja alınması gibi bir taktik içerisinde olduğu belirtiliyor AK Parti'nin. Tabii AK Parti'nin stratejisi içerisinde geçtiğimiz seçimde yapılan ve Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'nin adayını doğrudan bir anlamda karşıya çıkarmama, doğrudan muhatap alma yöndeki stratejinin bu sefer Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım yarışından çok Erdoğan, Kılıçdaroğlu yarışına çevrilmesi yönünde AK Parti içerisinde bir taktik olacağı da söyleniyor. Yani burada şöyle deniyor ki, geleneksel olarak sağ ve sol dengesi gözetildiğinde CHP ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yapılan bir yarış havasına sokma yönünde yine AK Parti içerisinde böyle bir taktik olabileceği belirtiliyor. CHP ne yapacak? CHP tabii ki bu seçim süreci içerisinde yine geçtiğimiz seçimde bir mağduriyet yaşadığı tezi üzerinden yola çıkacak ve Ekrem İmamoğlu'nu tamamen ön plana çıkartacak. Yani stratejinin ön planında aday olacak CHP'de ve o seçim içerisinde, o özellikle seçimden sonraki YSK sürecinde sandığa atılan o 4 oydan sadece birinin geçersiz olmasına dönük CHP'nin bir tezi var. Yani o iptal edilecekse o 4 oyun, belediye meclisinin, ilçe seçimlerinin hepsinin iptal edilmesi gerektiği yönünde bir düşünceleri vardı. Bunu ağırlıklı olarak işleyeceklerini söylüyorlar ve bu konuda da seçmenden bir mağduriyet ortaya konarak o istenebileceği ve bu konuda da oylarını Ekrem İmamoğlu'nun artırabileceği projeksiyonu üzerinde duruyorlar. Tabii AK Parti'de özellikle Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı son toplantıda o 4 oyun içerisinde sadece birinin iptal edilmesi ve YSK'nın iptal gerekçeleri konusunda da parti içi eğitim ve onu vatandaşa birebir anlatma konusunda milletvekilleri
milletvekillerinden özel çaba ve destek istediğini de söyleyelim. Yani seçim bunun üzerine kurulacak. Erdoğan şunu dedi, bayram tatili de yapmayacaksınız ve orada olacaksınız. Aynı şey CHP için de geçerli. CHP'nin genel başkan yardımcısı Seyit Torun bu işin başında ve bayramdan bayram itibariyle diyelim artık bütün partilerin teşkilatlarının İstanbul'da olacağı bu seçim trafiğine daha fazla kendilerini adapte edeceğini düşünüyoruz Mine. Peki son bir başlık konuşalım. O başlık yalnız o kadar geniş bir başlık ki dolayısıyla pek çok kanadı, pek çok alanı var. Amerika, Çin, İran üçgeninde ne oluyor? Yani şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump neden Çin ve İran'ı bu kadar net bir şekilde bir tabiri yerindeyse düşman olarak karşısına aldı? Çok acayip şeyler oluyor Mine. Senin söylediğine bu şekilde karşılık verebilirim ancak. Bunda şöyle bir özet yapabiliriz yani. Şimdi İran'la Amerika Birleşik Devletleri o yaptırımsal anlamda karşı karşıya gelmesi artık dünyanın da alıştığı ve dünyanın artık şu gözle baktığı Trump evet bu konuda haklı mı haksız mı o yorumu yapabilirsiniz ama ben güçlüyüm ve İran'a ambargo uyguluyorum, yaptırım yapıyorum ve bu yaptırıma siz de uyacaksınız. Uymazsanız ben de sizi o cepheye katarım şeklinde bir zorbaca bir anlayış içerisinde bunu götürmeye çalışıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Aynı durum Çin için de geçerli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasa, bir düzenleme getirildi. O düzenlemede şu deniyor, bizim telekomünikasyon güvenliğimizle ilgili ithalata belirli koşullarda sınırlama getireceğiz. Yani görünüşte evet ülkelerin kendi istihbari ve bir anlamda haberleşme, iletişim bütünlüklerini ve güvenliklerini sağlamak için belki de evet yapmaları gereken bir düzenlemeymiş gibi gelebilir size ama Amerikan basınında bu konuda yapılan yorumlar şu. Özellikle Çin'in çok ünlü bir telekom firmasının, telekomünikasyon firmasının burada hedef alınması ve Çin'e dönük ithalat kısıtlamasının getirilmesinin bir adım olduğu belirtiliyor. Tabi Amerika Birleşik Devletleri daha önce Çin'e dönük başka ekonomik ve ticari kısıtlamalar da getirmişti. Bir anlamda ekonomik savaş açtığı söylenmişti. Şimdi Trump yönetimi bir yandan İran'ı sıkıştırıyor, bir yandan Çin'i sıkıştırıyor. Tabi bir yandan da bu kadar bu şiddette olmasa da Türkiye ve diğer ülkelere dönük de bazı adımlar atıyor, bazı tehditlerde bulunuyor. Rusya'ya zaten uzun dönemli bir yaptırım ilişkisi söz konusu Rusya ile ilgili Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini öne sürüyor Rusya'nın ve tabii ki Rusya'ya bazı 200 civarında kişinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlıklarını dondurmaktan tutun da bazı ticari kısıtlamalar da getiriyor. Ama Amerika'nın hesaba katmadığı şey şu. Şimdi İran gibi ülkeleri 40 yıllık ambargolarla yıldıramadı. Bolivya ve Venezuela, Küba örnekleri var. Ve bu ülkelerin rasyonel anlamda kendisi gibi yani Amerika'nın düşündüğü gibi rasyonel düşünemeyeceklerini hesaplayamıyor Amerika. Yani Amerika ben ticaret olarak sonuna kadar sıkıştırırım. Bu işten belki ben bir zarar görürüm ama karşı tarafa 10 birim zarar göstertirim ve bunun sonucu içerisinde de kendi yoluma getiririm şeklinde bir öngörü içerisinde davranıyor. Aynı şeyi Çin için de düşünüyor. Bunu yapabilecek mi uzun vadede? Bilemiyoruz ama şu bir gerçek. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin eski gücünde olmadığını ve daha saldırgan davrandığı söylense de Avrupa Birliği ve Batı ile tek blok halinde davranabiliyor şu an itibariyle ve NATO ile IMF gibi büyük kurumlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde biraz da buna güveniyor. Dünyayı ekonomik anlamda sıkıştırma konusunda yani Türkiye'den çok daha sıkıntılı olan İran ve Çin gibi bir anlamda derece anlamında ülkeler de var. Bunu da söylememiz gerekiyor ama Çin'in de çok büyük bir ekonomik güç olduğunu Asya Pasifik'te ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmekten de çekinmediğini ayrıca ortaya koymak lazım. Kim bilir gün gelecek, farklı bir dünya kurulacak, o farklı bir dünyada farklı bir denge oluşacak. Ama görünen o ki Trump başta olmak üzere bazı güçler o dengeler kurulana kadar çarpışmaya, tehdit etmeye, şantaj yapmaya da devam edecekler gibi görünüyor Mine. Peki teşekkür ediyorum Ercan, kolay gelsin diyeyim sana Ankara'ya, sevgiler. Şimdi biz de iç gündemimize devam edeceğiz. Kolay ve piyasaya ilişkin ayrıntıları, fiyatlamaları konuşacağız Mete Yüksel'le birlikte.
Peki iç piyasaları konuşacağız. Mete Yüksel'le birlikteyiz. Mete hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsın? İyi, güzel. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yorgunum. Gündem yorgunuyum. Evet, hepimiz öyle. Sürekli olarak resmi gazete, yani normal gazete okuduğumdan daha çok resmi gazete okur hale geldim. Gerçekten hani yorucu bir dönemden geçiyoruz. Sürekli kararların alınmaya başlandığı, sürekli başka bir hamlenin yapıldığı bir alan. Şimdi başkası resmi gazeteyi işte bu karar verilmiş diye okuyor olabilir. Ama bu karar verilmiş ama şu acaba bundan muaf mı? Bu belirtilmemiş, şu unutulmuş evet. olabilir mi? Dur bakayım bunun buradan arkasından dönülebilir mi? Dur piyasa nasıl fiyatladı gibi birçok şeyi bir arada düşünmek zorunda kaldığımız bir iş yapıyoruz biz. Dolayısıyla evet gündem yorgunuyum. Evet. Peki gelelim madem buradan başladık şu dünkü karara ve SMV meselesine. Orada şöyle bir kafa karışıklığım var benim. Anladığım kadarıyla otomotiv sektörü bu işin dışında tutulmuş. Ama ihracat yapan diğer sektörler tarafında herhangi bir muafiyet sağlanıp sağlanmayacağına dair herhangi bir şey yok. FX'te bu işi yapabilecek miyim? Yaparsam para ödeyecek miyim? Ve SMV ödeyecek miyim? Maddede açık değil. Yine benim anladığım kadarıyla. Bir başka muğlak bulduğum noktalardan bir tanesi VOB'da, VIOP'ta vade işlem ve opsiyon borsasında forward yazarken, opsiyon alırken böyle bir işlemde para ödeyecek miyim, BSMB ödeyecek miyim? O yok. Hani döviz bürosuna gidersem bana dolar ver dediğimde tamam sen de bana binde bir ver diyecek, onu anladım. Evet. Bankalar arasında işlemlerde muafiyet var. Döviz kredisi kullandıysam sen madem borcunu ödeyeceksin gel sana BSMB yok diyorlar. Hazineye para ödeyeceksek yok diyorlar. Doğru. Ben bunları anladım. Şimdi orada şu var bizim anladığımız, bizim okuduğumuz zaman çıkarttığımız şey şudur. Bizim VIOP'ta bir kere bu yok. Swap'ta, opsiyonda, forward'da da muafiyet devam ediyor. Yani %0 BSMV kalmaya devam edecek gibi duruyor. Sadece spot alımlarda işte 0.1 var. Orada da işte rakamlara baktığımız zaman, çıkartmaya çalıştığımız zaman bir takım eksiklikler var tabii ama hani günlük Nisan ayında ortalama 1.8 milyar dolarlık gibi bir alım yapıldığını görüyoruz. 3.6 milyar dolar çift taraflı, sadece alım kısmı 1.8 milyar dolar. Buna göre de işte aylık yaklaşık olarak 40 milyon dolar civarında ekstra bir vergi tahsil edecek gibi. Hı hı. Duruyor hazine. Bunun da yıllık karşılığı işte 3 milyar lira falan gibi bir bütçeye desteğe denk gelir. Çok ya para değil, hani atla deve değil. Çok büyük bir para değil bu. Ama burada bilinmeyen bir takım şeyler var. O da mesela döviz büfelerinden ne kadarlık bir alım satım yapıldığını bilmiyoruz. Yaklaşık olarak bankacılık sistemindekinin yarısı kadar falan desek. Ama bankacılık sistemindeki o 1.8 milyar doların içinde döviz kredisini ödemek için alım yapmış olan şirketler de olabilir. Onu da düşemiyoruz. O miktarı da bilmiyoruz. İkisini denklediğimizde hani 3 milyar yani makul bir varsayım diyebiliriz vergi geliri olarak. Peki şimdi madem 3-5 milyar, 3'ü 5'i konuşuyoruz. O kadar. Şurada bir 40'ı da konuşalım. Reuters'ın haberi idi. Doğrulanmadı, yalanlanmadı. Buna ilişkin bir yasal düzenleme elbet gerekir eğer niyet varsa. Mayıs ayında senyoraj gelirlerini almıştı hazine. Zaten Mayıs'ta alacağı bir parayı Ocak'ta tabii. daha erkene çekmişti. Şimdi yedek akçeleri alacak mı almayacak mı sorusu gündemde. Evet. Bu az önce BSMV tarafı 3 milyar 5 milyar önemli paralar değil bizim hazinemiz açısından ama ortaya koyduğun niyet açısından çok önemli. Niyet beyanı olarak doğru yani bütçe çığırından çıkmış durumda hepimizin kabul etmesi gereken bir durum bu. İşte son 12 aya baktığımız zaman 100 milyarın üzerinde bir açık var. Hedeflediğimiz yıl için 80 küsurdu. Yani çok fazlasıyla aşmış durumdayız. Elbette ki seçim ekonomisi var ama sadece seçim ekonomisi de değil. Yavaşlayan bir ekonomi olduğundan dolayı birazcık sobaya odun atılması gerekiyor. Hı hı. O zaman da bir takım fedakarlıklar gerekiyor. Bunun sonucunda da ek kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Şimdi 0.1 başladık biz BSMV'de döviz alımlarında ama 0.1 bir başlangıç. Yani bu yola bir çıktığınız zaman 3 ay sonra 0.3 de yaparsınız bunu. Sonra 0.5 de olabilir. Yani onun riski o şekilde artarak devam edebilmesi riski karşımıza geliyor. Bu işte yedek akçelerle ilgili olarak yedek akçe biliyorsun muhasebesel bir kalem. Yani aslında öyle bir para da yok. Bu paranın yaratılıyor olması lazım.
işte yani para yaratılmak için para mı basacaklar? Para basıldığı zaman Türk lirası daha hızlı değer kaybetmeyecek mi? Türk lirası daha hızlı değer kaybederse enflasyona geçişkenlik her zamankinden daha fazla şu anda. Şimdi biz enflasyona geçişkenlik konuşuyoruz. Yeri gelmişken bahsedelim. İşte %15 dediğimiz şeyi biz şu anda %25 olarak hesaplıyoruz mesela tüketici enflasyonuna. Hatta üretici enflasyonuna yansımasını %50 olarak hesaplıyoruz. Türk lirasının değer kaybının enflasyona geçişi her zamankinden fazlayken para basmayı göze almalı mıyız? Onun için hani tamam bütçeyi finanse etmek için atılan adımlar bazı komplikasyonları da yanında beraberinde getiriyor. Belki de piyasayı serbest bırakıp nereye gidecekse gitsin. En kötü budur. Bundan sonra tırmanacağız ümidini yaratmak çok daha iyi bir strateji olmaz mıydı? Elbet olurdu. Buna göre yani zaten şu anda bunu konuşmak için biraz erken çünkü böyle bir şeye karar verilmedi. Sadece Reuters'ın haberi üzerinden bir dedikoduyu konuşuyoruz ama hani dedikodu konuşmak bizim işimiz maalesef. Çünkü dedikodular alınıyor, satılıyor. Gerçekler gerçekleşince dedikodular alınıyor, gerçekleşince satılıyor. 87.380 geldiğimiz nokta Borsa İstanbul tarafında böyle baktıkça of çok mu ucuz acaba? Fevkaladenin fevkinde ucuz. Yani fevkaladenin öyle böyle ucuz değiliz. Özellikle bankaları çok cazip buluyoruz ama genel hani endeks seviyesi olarak baktığımız zaman onun fiyat kazançla bütünleştirmek lazım. Yani sadece piyasa değeri konuşmamak lazım. Kazançlarla bütünleştirerek konuştuğumuz zaman işte şimdiye kadar gördüğümüz en büyük iskontodayız. Gelişmekte olan piyasalara karşı da dünyadaki diğer ülkelerin ortalamasına kıyasla da yani bir kontekste koymak gerekirse son 5 yılda işte %30'lar civarında sürekli olarak ucuz olan Türkiye, son 3 senedir %40'lar civarında ucuz olan Türkiye, şu anda %60'lar seviyesinde daha ucuz gelişmekte olan piyasalara kıyasla. Yani hiçbir zaman görmediğimiz neredeyse Rusya'dan daha ucuz olma durumunu yaşıyoruz ve hani karlara baktığımız zaman da karlara çok büyük bir zeval gelmeyecek gibi. Niye bu kadar ucuzuz? Çünkü hani ekonomide bütçe tarafındaki rahatsızlıkları, enflasyon tarafındaki rahatsızlıkları hepimiz bildiğimiz için zaten satmışız. Sattığımız için ucuz. Yani aslında konuştuğumuz negatifler fiyatların içinde olduğu için hani daha marjinal ekstra bir negatif görmediğimiz sürece şu anda dibe çok yakın seviyelerdeyiz ve bizce alım zamanıdır ve bu gördüğümüz endeks seviyesinin de bir yıl sonraki seviyesi olarak 100 binin üzerindeki rakamları konuşuyoruz. Hatta 110 binler civarında bir yeri göreceğimizi düşünüyorum. Bir yıllık vadede. Evet. Bir yıllık vadeye ilişkin yorum duymayalı 2013'ten beri tarih veriyorum. 2013 Mayıs'ından beri bir yıllık vadede yorum duymadım. İlk senden geliyor şu anda. O kadar büyük korku var ve bu korku o kadar herkesin içine sirayet etmiş durumda ki gerek yerli yatırımcı gerek yabancı yatırımcı hiç kimseden hiçbir şekilde pozitif bir şey duyamıyorsun makro tarafı. Ama makro eşittir borsa değildir. Borsa makrodaki negatiflikleri önden yüklemeli olarak satar. Ve biz bence o negatifleri yüklemiş durumdayız şu anda. Peki, şimdi Trump diye biri var dünyanın bir yerinde ve bütün dünyayı karıştırabilecek ekonomik güce de sahip ve o fevriliğe de maalesef sahip. Çin'le ilgili bir takım önlemler alacağını açıklamasıyla birlikte bütün dünya karışmıştı. Ardından Çin tabii el kolu bağlı durmadı. Daha dur ben işte kapalı ekonomideydim, daha yeni açılmaya karar vermiştim. Sen tam ben açılırken ne yapıyorsun? Şeklinde bir tavırda ben de benzer bir yöntem izliyorum dedi. Ardından o yetmedi. Trump işte Avrupa Birliği de aslında Çin'le aynı kulvarda benim açımdan ama sonuç itibariyle biraz daha ufaklar. Onlarla da daha sonra uğraşacağım diyor anladığım kadarıyla. İşte İran'a sataşması var. İran'a ambargosu var. Az önce Ankara'yla konuştuk. Yani 40 yıllık bir süreçte ambargoyla Pers kültüründen gelen bir ülkeyi yıldırman mümkün değil. İran'da zaten buna benzer bir açıklama yapıyor. Uranyum zenginleştiririm diyor vesaire. Dolayısıyla yani ekonomi bir tarafta, siyaset bir tarafta, diplomasi bir tarafta, her şeyin bu kadar karıştığı bir dönem hakikaten çok zorlayıcı. Allah'tan merkez bankaları sakin duruyor şimdilik en azından diyorum. Nasıl yorumluyorsun bu genel Trump'tan başlayan o türbülansı? Yani çok ağır bir pazarlık yapabilmek için, iyice karşı tarafı diz çöktürebilmek için
tüm gücüyle saldırıyor Trump diye görüyoruz. En sonunda da hani daha yumuşak bir noktada el sıkışılacağını düşünüyoruz. İşte G20 zirvesi var bir ay sonra ve işte çok faydalı görüşmeler yapacağız Çin lideriyle gibi konuşmaları var. İşte otomotiv tarafındaki vergilerle ilgili 6 ay ileriye atalım, ondan sonra konuşuruz gibi birazcık daha yumuşak mesajlar da verilmeye başlandı. Tamam, yani orada hakikaten bilinmeyen bir şey. Yani her gün bir önceki günün tam tersi bir haber akışı duyabileceğimiz bir nokta ama en nihayetinde bunun iki tarafında uzlaşacağı bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Ama bir ay daha bunu konuşmaya devam ederiz G20 zirvesine kadar bizce. Bunun sonunda şu olur. Dünyada daha fazla yavaşlama. Dünyadaki daha fazla yavaşlama ne Çin'e yarar, ne Almanya'ya yarar, ne de Trump'a, Amerika'ya yarar. Herkes de bunun farkında. Ondan dolayı da orta bir noktada el sıkışmaları gerekiyor. Hiç kimseye yaramayan bir süreç yaşanıyorsa, herkes durumdan mutsuzsa, niye mutsuz oturuyoruz? Kıran kırana pazarlık edip Amerika'nın kendi içinde o Çin üretimini yapması, Çin'in Amerika'nın telif haklarını çalarak işte teknolojik çeşitli ürünler üretip tekrar bunu Amerika'ya satmasının önüne geçilmesi burada amaçlanıyor. İşte en son Huawei'nin tüm satışlarının Amerika'ya durdurulması, Amerikan kurumlarına ultimatum gönderilip Huawei'nin kara listeye alınması, hepsi bunun bir parçası. Peki, gelen sorular üzerinden birazcık gidelim. Altın sormuş izleyicilerimiz. Bu tip durumlarda güvenli liman diye eskiden hep altını anlatırdınız. Altın artık anlatmıyorsunuz diyorlar. Altın güvenli liman altındır ve altın bundan dolayı da 1300'ün üzerinde zorlamıştır. Ve bundan dolayı da yani iki tane güvenli liman. Altın artı Amerikan işte uzun vadeli tahvilleri diyelim. Amerikan tahvillerinde de işte 2.40'ın altına geldiğimiz 2.36'lık seviyelerdeyiz. 2.37'lik seviyelerdeyiz. Altına kaçış ve güvenli liman Amerikan tahvillerine kaçış. Ortalık karıştıkça da bu trendin devamını görmeyi bekleriz. Yani ortamın karışması, dünyanın yavaşlaması, negatiflikler altına yatırımcıyı yönlendirecektir. Ve normal şartlarda petrolün de çok hızlı aşağı geliyor olması lazım bu yavaşlama problemleri içinde. Ama petrol de aşağı gelmiyor. Petrolün aşağı gelmemesinin sebebi de İran olan yaptırımlar ve Venezuela'daki problemlerin kısa vadede çözülemeyecek olduğunun anlaşılmasından dolayı da petrol hala güçlü gitmeye devam ediyor bütün bu büyüme endişelerine rağmen. Peki, şimdi bir başka nokta var. Trump'la bir türlü Fed'in yıldızı barışmadı. Enteresan yorumlar da var. İşte Trump ne diyor? Arkadaşım, faiz artırma, hatta faiz indir. Evet. Diyor. Peki, Fed de diyor ki ben bağımsızım, sen bana bir karışma, ben bırak bir kendi bildiğimi yapayım. Ardından o bağımsızlık tarafı birazcık ortadan kalkmış olsa gerek ki yapılan açıklamalar daha böyle piyasa dostu ya da işte Trump vari açıklamalar haline döndü. Sonrasında yine anladığım kadarıyla Fed toplandı, dedi ki ya durun, biz ekonomik sahiplerle hareket ediyorduk, şu verileri bir önümüze alalım bakalım. Sonrasında işte iki gün üst üste gelen, son iki günden bahsediyorum, üst üste gelen açıklamalar. İşte Esther George diyor ki faiz indirimi mi? Hayır, işte bu, burası bir balon yaratır, bir ekonomik durgunluk yaratır ve Amerikan ekonomisi buna hazır değil. Diğer yandan Barkin, yanılmıyorsam, bir başka açıklama yapmış bugün. Ya faiz artırım falan gibi bir durum zaten söz konusu değil. Enflasyon kontrol altındayken faiz yükseltmek için herhangi bir güçlü durum da ortada yok diye Trump'ı destekleyecek bir takım açıklamalar yapıyor. Fed'in kendi içerisindeki üyelerde de kafa karışıklığı var. O verilerden, yani en anlaşılabilir, en öngörülebilir Merkez Bankası idi Fed. Bakardı, hani veri ne diyorsa neredeyse Fed'in vereceği kararı biz biliyorduk. Matbu metin bile biliyorduk. Evet. Şimdi orası koptu mu? Şimdi şöyle bir durum var. Amerikan dolarının güçsüz olması ticaret savaşında Amerika'ya ekstra güç kazandıracak. Hı hı. Ondan dolayı da Amerika'da faizin düşük olması lazım ki Amerikan doları ve Amerikan malları daha rekabetçi olsun. Arzu edilen ve dikte edilmeye çalışılan şey bu. Fakat unutmayalım ki eğer ki Çin'le ticaret savaşı kızışır, bu arzu edilen ve konulması amaçlanan verginin üzerine bir ekstra daha 300 milyar dolarlık ürüne vesaire konursa, bu enflasyonu daha fazla körüklemeyecek mi? Enflasyon körüklendiği zaman değil faiz indirimi yapmak, faiz arttırımı yapmak zorunda
kalmayacak mı? Ama zaten faiz artırımı diye başlamadık mı biz yıla? Zaten öyle başlamıştık. Daha sonra faiz indirimine doğru gittik. Ama şimdi diyorum hatta ki... Hatta oraya bir de şunu sormak istiyorum. Faiz artırılması için enflasyonun artırılması bir hedef olarak konmamış mıydı? Evet, enflasyonun artması büyümenin de artışı anlamına geliyor normal hava ve yol koşullarında. Ama bu sefer enflasyonun artması büyümenin artmasından değil, uygun maliyetle Çin'den daha önce aldığın teknoloji ürünlerini kendin üretmek zorunda kalacağından dolayı veya Çin'den daha pahalıya üreten bazı başka ülkelerden bunları almak zorunda kalacağından dolayı enflasyonun artması olarak dönebilir. Bu da büyümeyi arttırmadan enflasyonun artması sonucunu doğurabilir. Ondan dolayı da hani stratejik bazı hatalar yapılmayacağına inanıyorum ve ondan dolayı da Çin'le bir ay sonra anlaşmanın çok daha yumuşak koşullarla imzalanacağına inanıyorum. Osaka görüşmelerini bekleyeceğiz. G20'yi belli ki orada nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Orada bir de şimdi Çin ve Amerika arasındaki ilişkilerden bahsediyoruz ama Trump'la Putin de görüşecek. Şimdi öngörülemez iki adam bir araya gelecekler G20 zirvesinde. O arada hani Türkiye'nin konuşulmamasının mümkün olduğunu zannetmiyorum. Hem Suriye sebebiyle hem S-400'ler sebebiyle. Oradaki görüşmelerden bize çıkacak payı nasıl değerlendirirsin? Hiç öngörebilmem mümkün değil. Hakikaten orası da kapalı bir kutu. Oldukça fiyatlarız. Fikrim yok. Peki şimdi oldukça fiyatlarız, doğru söylüyorsun. Döviz tarafında şimdi bu kadar önlem alınıyor. Geldiğimiz nokta itibariyle 6.01 görüyorum şu anda dolar TL'de 0.24 kadar yukarıda. BSMV tarafı alınıyor. Merkezin peş peşe cuma günü aldığı işte 2-3 önlem vardı. Repo ihalesini durdurdu. Zorunlu karşılıklarla ilgili bir başka uygulamaya gitti vesaire. Nerede görüyorsun doları dengelenme noktası olarak? Çünkü olması gereken bir yer var. Evet. Bu arada hani izleyicilerimizle defalarca kez paylaştım. Bir kere daha paylaşayım. Bilmiyorum sen bu fikre katılır mısın? Dövizin olduğu seviye değil, sürekli aynı yerde olması önemli. 6 ise 6, volatilitenin az olması 5. önemli. Evet, doğru. O evet. Dalga boyunun kısa olması önemli. Çünkü hani hangi seviyede olursa olsun ona göre bir aksiyon alınabilir, ona göre koruma geliştirilebilir. Ama dalga boyu çok yüksek olunca yapacak bir şey kalmıyor. 6'dayız şu anda da. Dalga boyu biraz artmaya başlayınca standart gelişmekte olan piyasa para birimlerine kıyasla daha da artası geliyor. Yani bu kendi kendini tetikleyen bir döngü. Çünkü daha önce Türkiye'ye hiç bakmıyor olan bir takım yurt dışındaki döviz trade eden bireysel ya da kurumsal yatırımcılar, burada volatilite artmaya başladı, biz de girelim, bunun bir ucundan tutalım diye volatiliteyi ekstra arttıracak şekilde hareket yapmalarına sebep. Biz 5.80'ler civarında bir yerin şu anda makul seviye olduğunu görüyoruz. İleriye yönelik bir tahmin yapmak çok zor ama orada future fiyatları belli zaten. Yıl sonunda nereye gideceği, 7'ye yakın bazı seviyeler var orada. Hani onu baz almak en iyisidir. Kendin bir hesaplama yapmaktan öte piyasa her zaman haklıdır şeklinde. Şunu görüyoruz ama yani 6.24'leri test ettikten sonra bu seviyeye çekildi. Türk lirası mevduat faizinde bir baskı vardı. O baskı yavaş yavaş ortadan kalkıyor. İşte 2 ay önce 20.5'ten daha fazla veremiyordu bankalar. Sonra bir anda 22.5'a çıkma icazeti aldılar diye hissediyoruz. Ve o dönemi itibariyle döviz mevduatına giriş tersine dönmeye başladı. Yani Mart sonundan bu yana baktığımız zaman Türk lirası mevduata giriş var, döviz mevduatından da çıkış var. Hı hı. Yani artık vatandaş yavaş yavaş %22'ler, %23'ler, %25'ler önemli evet. Paralar yani. Tabii yani şimdi en son geldiğimiz noktada biz hani 24'leri, 25'leri veren bankalar olduğunu duymaya başladık. Hı hı. Demek ki oradaki cap, yukarı sınır bir şekilde serbest bırakılıyor ve yatırımcı diyor ki ya kardeşim diyor Türk lirası yeteri kadar değer kaybetti. Ben dövizdeydim. İşte Eylül sonundan bu yana 20 küsur milyar dolarlık ben döviz tevdiat hesabına para koydum ve bundan iyi para kazandım. Şimdi de bana 24-25 faiz veriyorsa işte Türk lirası mevduatına bankalar, niye geçiş yapmayayım? Onun da bir pozitif etkisi var kuruştum. Bankalarla ilgili sorun var mı? En çok gelen sorulardan bir tanesi bana bu. Nasıl? Sermaye yeterlilikleriyle ilgili ya da işte güvenilirlikleriyle ilgili kafada soru işareti oluşturabilecek herhangi bir nokta sermaye var mı? Sermaye yeterliliğiyle ilgili hiçbir sorun görmüyoruz. Yani ben BDDK'dan sonra bankalarla ilgili hiçbir problem olmadığını düşünen kesimdeyim. Evet.
Tabii yani BDDK eskiden çok daha sıkı bir BDDK'ydı. 2001 krizi dönemlerinde çok çok daha sıkı bir BDDK'ydı. Şimdi birazcık daha iltimaslı davranıyor ve eskisi kadar sert gitmiyor bankaların üzerine, onu görebiliyoruz. Ama yani bankaların sermaye yeterliliklerinde hiçbir problem yok. İşte Tier 1 sermaye benzeri ve döviz cinsi sermaye benzeri kredileri bilançolarına koymuş olan kamu bankaları ekstra rahatlamış durumda. Özel bankalarda zaten majör bir problem görmüyorduk. Ha şöyle bir şey olabilir. Problemli alacaklarda çok ciddi bir artış görür isek sermaye yeterliklerini sorgularız, ama orada da şu anda %4'ler civarında olan NPL oranının, yani takipteki alacak oranının %10'lar civarına gitmesi lazım ki bazı bankalarda sermaye ihtiyacı doğmaya başlasın. Oraya da o kadar büyük bir mesafemiz var ki orayı göreceğimizi hiç zannetmiyorum. Peki şimdi biraz seviyelerden bahsedelim. İşte Borsa İstanbul için bir yıllık vadede 100 bin gibi bir rakam telaffuz ediyorsun. 6.01'deyiz dolar TL'de. Orası için 5.80'lerin makul olduğunu söyledin. Ancak hani bu bizim makulümüz. Oraya gelecek evet. mi gelmeyecek mi tarafı ayrı bir tartışma konusu elbette. Döviz tevdiat hesapları çözülmeye devam ederse bu hızda göreceğimize inanırım. Euro tarafı için ne söyleyeceksin? Yani euro dolar parite olarak baktığım zaman dolardaki değerlenmenin tersine döneceği günlere gittiğimize inanıyorum. Yani 1.12'lerden 1.13-1.14'ler tarafına doğru gitmesinin ihtimalinin daha yükseliyor olduğuna inanıyorum. İşte doların cazibesi bu FED'e yapılan baskılarla azalacağından dolayı genel trendin doların değer kazanmasına öte değer kaybetmesi olacağına inanıyorum. Avrupa tarafında da problemler var ama Amerika-Çin ticaret savaşındaki problemlere kıyasla çok daha yumuşak problemler olduğunu bunun görebiliyoruz. İtalya tarafı dışında çok da majör probleme sahip değil Avrupa Birliği. İngiltere? Onu zaten komple fiyatladığımız bir şeyin ekstra daha fiyatlaması olmayacağına inanıyoruz. Çıkacak mı İngiltere? Çıkacağı bence ortada ama anlaşmasız bir şekilde mi çıkacak, anlaşmayla mı çıkacak? Çünkü İrlanda Cumhuriyeti'nin sınırından mal geçişinin çözülememiş olması en büyük baskı unsuru şu anda. Hani bir gün gelip şunu söyleme ihtimalleri de var mı? Ya biz yanlış yapmışız aslında. Şimdi tekrar referandum oturduk. Yapmaları lazım. Yani tekrar referandum yaparlar. Ne olacak referandum dediğin bir işte yaparlarsa, tekrar soracaklar. Tekrar konuşuruz. Ama şu an öyle bir şey görmüyoruz. Altında da 1300'lerin üzerini zorladığını ve güvenli liman olarak da kullanılabileceğini söylemiştim. 1300'leri ne kadar daha üstünde bir yer öngörürsün? Normal koşullar altında bu sorunun sorulmayacağını bir ekonomist olarak da biliyorum ama soracağım. Çünkü dolar TL tarafında bir yükseliş var. Altın ons fiyatı tarafında yükseliş var. Türkiye'deyiz. TL yatırımları altın olarak yapmayı anlamlı bulur musun? Ya da altın fonu almayı anlamlı bulur musun? Cumhuriyet almayı anlamlı bulur musun? Evet, yani getirisi olmayan herhangi bir emtianın alınmasını makul bulmuyorum. Ben getiri tarafında bir kişiyim. Evet, yani sığınılacak güvenli bir limandır ama bir getirisi hani Türk lirasının majör değer kaybını oynayan bazı yatırımcılar var ise makul olabilir. Bu ya da işte Orta Doğu'ya işte uçak gemisi gönderiyor Amerika, burası çok daha kızışacak, ondan dolayı da risk off olacak, riski azaltalım altın alalım modu olacak. Yani orada da düşünülebilir sığınılacak liman olarak, ama herkesin kendi risk tercihi ayrıdır. Ben riski çok seven birisiyim mesela. Ben Viyop dışında işte işlem yapmayı kendime yediremeyen, zaten maaşlı bir kişinin o maaş akışı bir aslında sabit getirili menkul kıymet akışı gibidir. Onun için olabildiğince riski arttıracak şekilde davranması gerekir. Ama kimi yatırımcı da vardır ki kendisi zaten esnaftır, tüccardır. O riski hisse senedi riskini kendi yaptığı işte alıyordur. Onun daha güvenli limanlarda olması, bono yatırımı yapması, altın yatırımı yapmasını tercih etmesini de anlayabilirim. Peki. O zaman sana riskli bir gün diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim yayına katıldığın için. Bir kısacık ara vereceğiz. Aranın ardından buradayım.
parametreyi kapatıyoruz. 87.380'den Borsa İstanbul'u açacağız. 6.01.36'dayız. Dolar TL tarafında 6.75.43'ü görüyorum. Euro TL cephesinde 1.12'nin hemen üzerinde fiyatlanan bir Euro dolar paritesiyle karşı karşıyayız. 25.87'deyiz faiz tarafında. 1.296'dan geçiyor altında ons fiyatı ve 72 dolar 15 centlik bir fiyatlama var. Brent petrol cephesinde diyelim. Bu fiyatlama ile birlikte yeni güne başlıyoruz. Güzel, sağlıklı, keyifli ve bol kazançlı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.